Sağ olun. Merhaba arkadaşlar, hepiniz IFT Talks webinarlarına hoş geldiniz. Bugün PTE Akademik İngilizce sınavının yurt dışı eğitim başvurularında sağladığı avantajları Fatih Bey'den dinliyor olacağız. Lütfen sorularınızı questions kısmından sormayı unutmayın. Buyurun Fatih Bey, sahne sizin. Çok teşekkürler Zeynep Hanım. Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz tekrar. Zeynep Hanım bahsettiği gibi Questions bölümünden PTE Akademik Sınavı ile alakalı sorularınızı iletebilirsiniz. Sizler için bugün kısa bir sunum hazırladım. Yaklaşık yarım saatlik bir sunum. Sunumun sonunda iletmiş olduğunuz bütün bölümleri Questions bölümünden bütün soruları yanıtlıyor olacağım memnuniyetle diyerek müsaadenizle şimdi sunumuma başlamak adına ekranımı paylaşıyorum. Zannedersem şu anda ekranım görüntülerini biliyor. Kısaca sunumuma başlamadan önce kendimi tanıtayım sizlere müsaadenizle. İsmim Fatih Özer. PTE Akademik sınavının Türkiye İş Geliştirme ve Operasyon sorumlusuyum. Operasyon ayağında tabii sizler gibi değerli öğrencilerimizin veya sınava girmek isteyen değerli adaylarımızın sınava dair tüm isteklerini, taleplerini veya şikayetlerini dinliyoruz. Her zaman adaylarımıza bir çözüm bulmak adına PTE Akademik Türkiye ekibimizle birlikte çalışıyoruz. Onlara da zaten birazdan kısa kısa değiniyor olacağım. Muhtemelen şu anda bizi dinleyen, izleyen tüm katılımcılarımız belki bir kulak dolgunluğu olmuş olabilir, daha önce duymuş olabilir ama yine de arzu ederseniz, isterseniz en baştan alalım PTE Akademik sınavıyla alakalı sunumda bahsetmeye. Şöyle bir genel PTE Akademik nedir diyecek olursak, PTE Akademik genel anlamda sizlerin de tahmin ettiği gibi veya bildiği üzere 4 ana bölümden, Reading, Writing, Listening, Speaking bölümlerinden oluşan High Stake klasmanda bir İngilizce dil yeterlik sınavı. Baştan sona tüm bölümler dahil bilgisayar tabanlı, bilgisayar üzerinde gerçekleşmekte. Bu slaydın sağ tarafında görmekte olduğunuz kabinlerin içinde tahmin edeceğiniz üzere monitör, klavye ve mikrofonlu kulaklık bulunuyor. Sınavın herhangi bir aşamasında herhangi bir insan faktörü sınava dahil olmuyor arkadaşlar. Sınavda karşınıza çıkan tüm sorular monitör yoluyla, monitörden görsel olarak veya kulaklık yoluyla işitsel olarak sizlere iletiliyor. Ve speaking gibi bölümdeyseniz tabii tahmin ettiğiniz gibi mikrofon aracılığıyla veya writing gibi bölümdeyseniz de klavye aracılığıyla sorulan soruları yanıtlıyorsunuz. Speaking dahil herhangi bir insan faktörü veya nasıl diyeyim İngilizce hocası sınava dahil olmuyor. Speaking dahil tüm soruları bilgisayara karşı yanıtlıyorsunuz diyebilirim kısaca. Sınav toplamda 3 saatlik tek oturumdan oluşuyor ve sınavın ertesi güne veya 2 gün sonraya sarkması gibi bir durum söz konusu değil. Tüm bölümler 3 saatlik 4 oturumda alınıp tamamlanıyor arkadaşlar. Sınavın süresi boyunca karşınıza 20 farklı tipte soru çıkıyor ve bu soru tipleriyle alakalı en önemli özellik içerik anlamında kullanıcı dostu veya aday dostu diye tabir edebileceğim nitelikte. Şöyle ki sınavda karşınıza çıkan soruların tamamı güncel içerikli veya genel kültüre dair konulardan oluşmakta arkadaşlar. Bu sayede okuduğunuzu veya dinlediğinizi içeriğine bilgisel anlamda vakıf olmasanız dahi okuduğunuzu veya dinlediğinizi çok rahat bir şekilde anlayabiliyorsunuz eğer yeterli seviyedeyseniz İngilizce anlamında ve bu sayede de cevaplarken de daha efektif, daha yüksek puan alabileceğiniz verimli bir şekilde yanıtlayabiliyorsunuz. Dediğim gibi içerik anlamında biraz daha tabiri caizse aday dostu diyebileceğimiz bir dil yeterlik sınavı, İngilizce dil yeterlik sınavı PTE Akademik. Tabii şu anda hali hazırda eğitim dünyasında çok önemli, çok da profesyonel İngilizce dil sınavları var tabii. TOEFL gibi, IELTS gibi sizlerin de bildiği üzere. PTE Akademik yeni bir alternatif olarak geldi aslında eğitim dünyasına, dil sınavı dünyasına. Ve tabii yeni bir sınav olmasından dolayı hem teknolojik anlamda hem bazı düzenlemeler konusunda belli başlı avantajlara da sahip. Bu avantajlar da biraz daha PTE Akademik belki seçme anlamında sınava girecekseniz eğer bir İngilizce dil yeterlik sınavı arıyorsanız seçme anlamında önemli noktalar olabiliyor, teşkil edebiliyor. Şöyle, PTE Akademik genel olarak belli başlı özelliklerine bakalım. Neden yeni bir test, neden PTE Akademik'i de diğer İngilizce dil sınavları arasında alternatif olarak bulundurabilirsiniz? Şöyle ki, birincisi PTE Akademik'te tıpkı
diğer İngilizce dil sınavlarında olduğu gibi uluslararası bir tanınırlığa sahip. Yani IELTS ve TOEFL sınavlarında olduğu gibi yurt dışında özellikle eğitim başvurularında kabul edilen bir sınav. Özellikle hangi ülkelerde diye aklınızda oluşmuş olan bir soru olabilir. Ona birazdan zaten değineceğiz ama çok kısa bu kısımda özet geçmek gerekirse özellikle İngilizcenin ana dil olarak konuşulduğu ülkelerde arkadaşlar PT akademik sınav sonucuyla yapılan başvurular üniversitelerce kabul edilmekte. Hangi ülkeler? Bildiğiniz gibi İngiltere ve Avustralya başta olmak üzere. Buna neden başta olmak üzere dedim? Birazdan onu çok kısa değineceğim. İngiltere ve Avustralya başta olmak üzere Amerika, Kanada ve İrlanda üniversitelerinde de PT akademik sınav sonucuyla yapılan başvurular kabul edilmekte. İngiltere ve Avustralya'nın en başta söylememin sebebi de bu ülkelerde aynı zamanda eğitim haricinde vize, göçmenlik, vatandaşlık başvurularında da kabul edilen dil sınavı olması PT Akademi'nin. Bir diğer özelliği PT'nin sadece yurt dışında değil aynı zamanda yurt içinde de ülkemizde de kabul edilen bir dil sınavı olması. Yani tabiri caizse PT Akademi'ye girerek bir taşla iki kuş vurabilirsiniz. Hem yurt içinde üniversitelerde hem yurt dışında üniversitelerde kabul edilen bir sınav. Çünkü ÖSYM ve YÖK tarafından resmi tanınırlığı var PT'nin. Yani kısacası YDS denkliği var. Bu sayede de Türkiye'deki neredeyse tüm üniversiteler tarafından İngilizce hazırlık sınıfını atlama, doktora, yüksek lisans, yatay geçiş, dikey geçiş, hatta akademisyenlik, öğretim görevliliği başvurusunda dahi kabul edilen bir dil sınavı PT Akademik. PT Akademik ile alakalı en önemli özelliklerden biri yapay zeka tarafından skorlanıyor olması. Bu çok derin ve hani aslında önemli bir konu. Bununla alakalı hani dakikalarca hatta saatlerce konuşabiliriz ama şu an çok hem sizleri bunaltmamak adına hem de süreyi aşmamak adına çok kısa özetlemek gerekirse yapay zekanın PT'ye giren adaylara şöyle sağladığı bir avantaj var. Sınava dünyanın neresinde girerseniz girin arkadaşlar her zaman aynı sistem sizi skorluyor. Yani sınava isterseniz Londra'da girin, isterseniz Rusya'da, isterseniz Nijerya'da girin, nerede girerseniz girin. Verdiğiniz yanıtlar her zaman aynı tutarlılıkta ve aynı objektiflikte skorlanacak. Çünkü aynı sistem skorluyor olacak verdiğiniz yanıtları. Bir diğer konu aslında bu adaylardan da çokça gelen bir soru. Speaking bölümüyle alakalı. Aksandan dolayı puan kaybı var mı diye sorabiliyorlar. Çok daha haklı, güzel de bir soru. Aksandan kaynaklı puan kaybı bulunmuyor arkadaşlar PT Akademik'te. Ülkemizdeki aksanlar dahil 156 ülkenin aksanı tanımlı. PT Akademi'nin yapay zeka skorlama sisteminde. Bu sayede kendi aksanınızla konuşabiliyorsunuz. Bu sebepten herhangi bir puan kaybına uğramıyorsunuz. Yani İngiliz aksanıyla veya Amerikan aksanıyla konuşmak durumunda değilsiniz arkadaşlar. Ama tabii ki gramer ve pronunciation kurallarına uygun şekilde konuşmanız gerekiyor. Sınavla alakalı aslında Türkiye'de en hızlı yayılmasının temel sebeplerinden biri de adaylara ciddi anlamda zaman kazandırıyor olması. Özellikle aciliyet içeren bir durum varsa, bir başvuru kaçmak üzereyse veya sınava birden fazla defa girmeniz gerektiğini düşünüyorsanız, hani belki birinci girdiğimde istediğim puanı alamayabilirim, birkaç defa girmem gerekebilir düşüncesiyle bu sınava hazırlanıyorsanız, zaman kazandırma özelliği PT'nin çok önemli. Şöyle ki sınava kayıt olma aşamasından, sınav sonucunu alma aşamasına kadar her anlamda avantaj sağlıyor. Kısacası şöyle, kısa kısa onlardan da bahsedeyim. Sınava 24 saat kalana kadar kayıt olabiliyorsunuz. Diyelim ki yarın akşam 6.30 saatinde bir sınav seansı yakaladınız ve acil sınava girmeniz gerekiyor. Hemen şu anda 6.30'daki sınava kayıt olabilirsiniz. Haftanın her günü sınav var. Özellikle İstanbul ve Ankara'da. Diğer illerde de birazdan değineceğim sınav merkezlerimiz var ama özellikle İstanbul ve Ankara'da sınav oturumu sayımız çok daha fazla. İstanbul'da haftanın 7 günü, Ankara'da haftanın 6 günü sınav düzenlenmekte ve tüm Türkiye ve Kuzey Kıbrıs genelinde ortalama bir rakam vermek gerekirse her gün ortalama 8 farklı sınav oturumu düzenlenmekte Türkiye ve Kuzey Kıbrıs toplamında her gün. Cumartesi, pazar günleri de dahil olmak üzere. Sınavın bir diğer özelliği aslında Türkiye'de en çok bilinen özelliği skorlamasının hızı. Bu da yapay zeka sisteminin nimetlerinden biri. Ortalama 30 saat içerisinde sınav sonuç raporu verebilmekte. Bu 30 saat süresi de bir geçerli bir dataya ait, resmi bir dataya ait. 2019 ve 2020 yılında arkadaşlar
sınava giren adayların %85'i 30 saat içerisinde sınav sonuçlarını alabilmiş. En geç resmi skorlama süresi en geç 5 gün. Ama dürüst olmak gerekirse son 1,5-2 senedir hala 5. gün olup da sınav sonucunu alamamış bir adayla karşılaşmadım diyebilirim rahatlıkla. Bizim kendi aday destek birimimiz aracılığıyla da görüştüğümüz, konuştuğumuz tüm adaylar genellikle 30 saat içinde, 36 saat içinde ortalama sınav sonuçlarını alabilmekteler. Sınavla alakalı, PT ile alakalı aslında bizim en çok üzerinde durduğumuz nokta adayların sınav esnasında rahat edebilmeleri, adaylara belli bir konfor sağlayabilmemiz. Yani konfordan kastım adayların full fokuslanarak odaklanabilecekleri bir şekilde dikkatlerin dağılmayacağı bir ortamda sınavı alabilmeleri. Çünkü işte konuşma gibi, dinleme gibi kısımların özellikle olduğu bir sınavda, sınav formatında sınav ortamının sessizliği, adayın dikkatinin dağılmaması çok çok önemli. Bu sebepten biz adayları kabinlerin içinde almaktayız sınava. Akustik yalıtımı yapılmış kabinler bunlar arkadaşlar. Arka tarafları açık sadece. Üç tarafı kapalı. Arka tarafı da güvenlik sebebiyle açık. Bu belki müzik stüdyolarından veya sinema salonlarından bilebileceğiniz akustik yalıtım materyalleriyle kaplı kabinlerin üç tarafı. Bu sayede de adayların sesleri birbirine ulaşmamış oluyor ve adaylar birbirini rahatsız etmemiş oluyor. Özellikle speaking gibi bölümlerde. Şöyle bir diğer avantaj da sınav salonlarıyla alakalı PT'nin maksimum bir sınav seansına giren kişi sayısı 6. Maksimum 6 kişilik salonlardan oluşmakta sınav salonlarımız. Ve adaylar şu anda da maalesef içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde sosyal mesafe kurallarına uygun bir koşulda sınava girmekler. Her aday arasında en az 1,5 metre kalacak şekilde, mesafe kalacak şekilde kabinlerin içinde sınava almaktalar ve hem aday sayısının az oluşu, maksimum aday sayısının sınav salonundaki az oluşu, hem aralarındaki mesafe, hem de akustik yalıtım sistemi, kabin sistemi sınavın sessiz bir ortamda, dikkatinizin dağılmayacağı bir ortamda alınmasını sağlayan önemli güzel etkenler. PT Akademik Türkiye ekibi olarak bizim sağladığımız ekstra bir servis var bu arada. Bizim bir aday destek birimimiz bulunuyor Türkiye ekibi olarak. Böyle bir birim de oluşturduk. Bu birime hatta e-mail adresini de bu slaytta paylaştım. Birazdan da chat bölümünden yine hem kendi mail adresimi hem e-mail ve telefon numaralarımızı da paylaşıyor olacağım ekibimize ait. iletisim@pearson.com aracılığıyla arkadaşlar sınav öncesi, sınav hazırlık aşamasında veya sınav kayıt aşamasında hatta sınav sonrası aşamalarda dair aklınıza gelen her türlü sorularınızı iletebilirsiniz, yorumlarınızı paylaşabilirsiniz bizlerle. İletmiş olduğunuz soruları hiçbir zaman yanıtsız bırakmıyoruz. Bizlere gelen tüm sorular çalışma prensibimiz olarak 24 saat içerisinde kesinlikle yanıtlanıyor. Sınavla alakalı şunu söyleyebilirim bu arada, pek çok sınav hazırlık kaynağı var ve tüm bu kaynaklar online olarak internet üzerinden temin edilebilmekte. Sadece ücretli kaynaklar değil bu arada, birazdan detaylarına yine değineceğim en son bölümde. Pek çok ücretsiz kaynak da bulunuyor. Yani ücret ödemeden de sınava hazırlanmanız mümkün aslında PT Akademik'te. Bu kaynaklara da birazdan kısa kısa değineceğim. Yine bu kaynakları da bize mail atarsanız iletişim adresimiz üzerinden memnuniyetle bu kaynakların da web sayfalarının linklerini sizlerle paylaşabiliriz. Bu arada PT Akademi'nin de ücretine kısaca değinecek olursak diğer sınavlara göre daha uygun fiyatlı bir sınav diyebilirim. PT Akademi'nin Türkiye'deki fiyatı arkadaşlar 1200 Türk Lirası. PT'nin bu slaytta, slaydın sağ tarafında görmekte olduğunuz PT'nin bir sınav sonuç belgesi. Sınav minimum 10, maksimum 90 puan aralığında skorlanmakta ve aldığınız overall puan, overall skor hemen sonuç belgesinin gördüğünüz gibi sağ üst köşesinde yer alıyor. Dediğim gibi 10 ila 90 puan aralığında skorlanıyor. 0 puan bulunmuyor PT Akademik'te ve alınan her bir puanın TOEFL, IELTS ve CFR denkliği bulunmakta. Bu tablo biraz küçük bir tablo, açıkçası uzun olduğundan dolayı puan aralıkları. Dilerseniz bu tablonun full versiyonunu sizlerle paylaşabiliriz. Eğer bize e-mail ortamında ulaşırsanız veya telefon veya Instagram yoluyla, birazdan dediğim gibi iletişim adreslerimizi paylaşacağım. Bu tabloyu talep ederseniz bizden memnuniyetle sizlerle paylaşırız. Şöyle ki bu tabloyu kısaca özetlemek gerekirse bu aslında Pearson, PT Akademik ve TOEFL
o ortak çalışmasıyla hazırlanmış bir tablo. Bilimsel bir araştırma sonucu hazırlandı. Resmi bir bağlayıcılığı bulunmuyor arkadaşlar. Ancak çoğu kurum, çoğu okul bu tabloyu baz alarak kabul puanına karar verebiliyor PTE Akademik'te. Dünyada resmi olarak tüm dünyada kabul gören dil seviyesi aralığı CFR aralığıdır. A1'den C2'ye kadar. Bu slaytta gördüğünüz tablonun en sağ bölümünde A1'den C2'ye kadardır ve kurumlar aslında tüm dünyada CFR seviyesine göre kabul durumlarını belirlerler, kabul puanlarını belirlerler, özellikle üniversite başvurularında. Ve A1 ila C2 aralığında tüm seviyeleri PTE Akademik puanları kapsamakta. Dediğim gibi minimum 10, maksimum 90 aralığında skorlanmakta. Tabii bugün pek çoğunuzun burada en çok merak ettiği konu yurt dışı eğitim başvurusu konusu, ama kısaca yurt içine de değinecek olursak, ülkemizdeki yani üniversitelere de değinecek olursak, böyle bir tablo hazırladım sizler için. Türkiye'deki üniversitelerin İngilizce hazırlık sınıfı atlamada kabul ettikleri PTE Akademik puanı. Yani bu puanları aldığınız takdirde burada yazılı üniversitelerin İngilizce hazırlık sınıfını okumanıza gerek kalmadan direkt olarak fakültenin birinci sınıfından üniversite hayatınıza başlayabiliyorsunuz. Bir sene hayatınızdan kazanmış oluyorsunuz. Şöyle bir değinmek gerekirse kısacası, Türkiye'de İngilizce hazırlık sınıfını atlamanız için gereken puan ortalama 60 puan civarı diyebilirim açıkçası. Yani daha doğrusu şöyle, Türkiye'deki üniversitelerin %80'i 60 puan aldığınız takdirde sizi hazırlıktan, İngilizce hazırlık sınıfından muaf tutabiliyor. Ama tabii bunu her üniversite kendi bünyesinde belirliyor, kendi özgür iradesiyle. Bu sebepten 60 puanın üstünde puan talep eden üniversitelerde olabilir. Mesela Koç Üniversitesi gibi. Koç Üniversitesi 67. Özyeğin Üniversitesi'nde 62 puan aldığınız takdirde hazırlığı geçebiliyorsunuz okumadan. İslam Üniversitesi'nin 71 gibi. Katip Çelebi'nin 67 gibi. Bu listenin de full versiyonu mevcut tabii ki. Bununla sınırlı değil kabul eden üniversiteler listesi. Dilerseniz bize ulaşırsanız bu listenin full halinde memnuniyetle sizlerle paylaşıyor olurum. PTE Akademi'nin diğer iki önemli dil sınavıyla karşılaştırmasını yaptığımızda, yani TOEFL ve IELTS sınavlarıyla karşılaştırmasını yaptığımızda belli başlı avantajlar ortaya çıkıyor diyebilirim. Kısa kısa bunları paylaşmak gerekirse, sınav rezervasyonu PTE Akademik'te sınava 24 saat kalana kadar yapılabilmekte. TOEFL'da bir hafta kalana kadar sınava kayıt olabiliyorsunuz. TOEFL'da zaman zaman şöyle bir şey de olabiliyor. Her zaman yaşanan bir şey değil. Zaman zaman olabiliyor. Bazı oturumlarda hedeflenen doluluk seviyeleri olabiliyor TOEFL'da ve sizin kayıt olduğunuz oturum hedeflenen doluluk seviyesine ulaşmadıysa o oturum iptal edilebiliyor TOEFL tarafından. Böyle bir durum söz konusu. IELTS'e bakacak olursak, IELTS'te bu aşamada hani sınav rezervasyonu aşamasıyla alakalı PTE tarafına göre pek bir dezavantaj olduğunu söyleyemem. Hemen hemen aynı. IELTS'te iki versiyon var. Bir kağıt üzerinde gerçekleştirilen IELTS, bir de bilgisayar tabanlı IELTS. Kağıt üzerinde yapılan IELTS'e 3 gün kalana kadar kayıt olabiliyorsunuz. Computer based, bilgisayar tabanlı IELTS'e de 48 saat kalana kadar kayıt olabilmektesiniz. Az önce dediğim gibi sınava PTE'de 24 saat kalana kadar kayıt olabilmektesiniz. Burada zaten zaman avantajı başlıyor aslında PTE'nin. Sınav ücretine değinecek olursak, PTE Akademi'nin iki versiyonu var. Bir standart PTE Akademik, bir de İngiltere'ye özel PTE UKVI sınavı var. PTE UKVI ile PTE Akademik sınavları arasında hiçbir fark yok. İki sınav da tamamıyla aynı. Sadece UKVI ibaresinin eklenmesinin sebebi, İngiltere'de eğitim vizesi ve pek çok çalışma vizesi başvurusu dahil vize başvurularında kabul edilen sınav olması. PTE UKVI sınavını İngiltere'deki tüm eğitim kurumları, Precessional, Foundational School'lar dahil, lisans ve üstü seviyelerde dahil olmak üzere tüm eğitim kurumları tarafından İngiltere'de kabul edilen sınavdır PTE UKVI. Fiyatlarına değinecek olursak, PTE Akademi'nin ücreti 1200 TL'dir arkadaşlar. PTE UKVI'nin ücreti de 1280 Türk lirası. TOEFL'a bakacak olursak, TOEFL dolar üzerinden satışı olan Türkiye'de bir sınav. 185 dolar gibi bir ücreti var. Bunun da bugünün güncel kuruna göre dönüştürdüğümüzde yaklaşık zannedersem 1550 TL gibi bir fiyata denk geldiğini söyleyebilirim. IELTS'te
Yine sistem aynı. PTE Akademik'te olduğu gibi bir IELTS Akademik var, bir de IELTS UKVI var. İngiltere'de kabul edilen IELTS UKVI. IELTS Akademi'nin ücreti 1400 TL, IELTS UKVI'nin ücreti de 1600 TL. Burada da gördüğünüz gibi PTE'nin önemli bir ölçüde fiyat avantajı var. Diyebilirim ki özellikle sınava birden fazla girmeniz gereken bir durum söz konusu olursa ard arda bu fiyat avantajını elde etmiş oluyorsunuz her sınav kaydınızda. Sınav tarihine bakacak olursak az önce bahsettiğim gibi haftanın her günü günde ortalama 8 sınav oturumu düzenleniyor. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'taki 12 tane sınav merkezimizde. TOEFL düzenlendiği merkezde haftada bir oturum düzenlemekte genellikle. Bu da ayda ortalama 4 oturuma tekabül etmekte her sınav merkezinde. IELTS'te kağıt üzerinde gerçekleştirilen IELTS haftada 4 veya 5 oturum düzenliyorken bilgisayar tabanlı IELTS'te günde 2 veya 3 oturum düzenleyebilmekte. Bu gibi sınavların geçerli 2 senedir arkadaşlar. Fikstir bu sınav geçerlik süresi. Sınav sonuç raporu bu zaten PTE'nin Türkiye'de en hızlı tanınmasının sebeplerinden biri, popülerleşmesinin sebeplerinden biri. Ortalama 30 saat içerisinde sınav sonuç raporu verilmekte. PTE Akademik'te az önce bahsettiğim gibi. TOEFL'a bakacak olursak minimum 6, maksimum 10 gün aralığında. Genellikle bu aralıkta sınav sonucu veriliyor TOEFL'da. IELTS'te paper-based IELTS, burada bilenler vardır muhtemelen. Sınav sonucunun verilmesi sabittir, standarttır. 2 hafta sonra sınav sonucu veriliyor kağıt üzerinde yapılan IELTS. Yani 14 gün sonra sonucunuzu alabiliyorsunuz. Bu standart computer delivered versiyonu IELTS'te de ortalama 5 gün içerisinde sınav sonucunuzu alabiliyorsunuz. YDS denkliği az önce bahsettiğim gibi Türkiye'deki üniversiteler tarafından kabul edilmesini sağlayan önemli bir ölçüt. PTE Akademi ve TOEFL'ın YDS denkliği bulunuyor. IELTS'in YDS denkliği bulunmuyor şu anda. Bu sayede PTE Akademi dediğim gibi Türkiye'deki üniversitelerin neredeyse tamamı tarafından kabul edildiğini söyleyebilirim. Sınav sonuç raporu paylaşımı yani skor raporu paylaşımı bu özellikle arkadaşlar kararsız kaldığınız durumlarda hangi okula başvuracağımı bilemiyorum. Ben hani fazla sayıda bir kuruma başvuruda bulunayım diyorsanız veya başvurduğunuz okuldan kabul alma olasılığınız düşükse ve bu riski azaltmak adına farklı alternatiflere de başvurmak istiyorsanız önemli bir avantaj. Skor raporu paylaşımı. Şöyle ki PTE Akademi dünyada 3500'ün üzerinde üniversite kabul etmekte ve tüm bu üniversitelerle ek bir ücret ödemeden sınav sonuç raporunuzu paylaşabilmektesiniz. Sistem üzerinden sizin sınav sonuç belgenizi görüntüleyebilmekte. TOEFL ve IELTS'te daha farklı bir sistem bulunuyor. TOEFL ve IELTS'te sınav sonuç belgenizi en fazla 5 tane üniversiteyle, 5 tane kurumla paylaşabilirsiniz. Sonrasında her ekstra paylaşım için TOEFL'da $17, IELTS'te ise $20 ödemeniz gerekmektedir. Az önce bahsettiğim gibi PTE Akademi'nin en önemli özelliklerinden biri skorlaması. Yapay zeka sistemi tarafından skorlanmakta sınav. Yapay zekanın şöyle bir özelliği var. Çünkü akıllara gelebiliyor bu soru haklı olarak adaylar tarafından. Acaba robot benim söylediğimi anlar mı? Veya benim verdiğim yanıtlar özellikle yoruma dayalı kısımlarda, speaking ve writing gibi kısımlarda benim verdiğim yanıtlar ya bilgisayara, robota ezberletilmediyse ya düzgün bir cevap verdiğim halde ya düşük bir puan alırsam gibi haklı sorular gelebiliyor. Şöyle hani tekniğine girmeden direkt anlatayım sadece. PTE Akademi skorlamasını yapan, yanıtlarınızı skorlamasını yapan yapay zeka sisteminin en önemli özelliği yorumlama ve değerlendirme kabiliyetinin olması. Yani yapay zekaya biz hiçbir şekilde herhangi bir cevap ezberletmiyoruz arkadaşlar. Herhangi bir doğru cevap yok. Sizin verdiğiniz yanıtları yapay zeka yorumluyor ve yorumu sonrasında da 10 ila 90 puan aralığında bir puanınız oluşuyor, değerlendiriyor yani. Şöyle bir örnek vereyim ben size, sadece basitleştirilmiş bir örnek. Describe Image diye bir bölüm var sınavda. Bu bölümde karşınıza bir görsel çıkar, bir resim veya bir grafik çıkar. 25 saniye size süre verilir o görsele bakıp kafanızda söyleyeceklerinizi tasarlamanız için. Sonrasında 45 saniye içerisinde de gördüklerinizi anlatırsınız birkaç cümleyle. Ben bunun biraz daha basitleştirilmiş bir örneğini paylaşmak isterim. Şöyle hani bu kadar basit tabii çıkmaz soru sınavda ama sadece hani biraz daha anlaşılması adına. Diyelim ki karşınıza monitörde bir kalem resmi çıktı. Ve yanında da bu nedir diye bir soru soruyor PTE Akademik size. O anda sınav heyecanından hani hepimizin öğrencilik hayatında başına maalesef gelmiştir belki.
Hani cevabını bildiğimiz çok basit soruları bazen cevaplarını unutabiliyoruz heyecandan o anda sınav stresinden. Ve o anda kalem kelimesi de gelmedi diyelim aklınıza. Bu bir kalemdir diyemediniz. Bu nedir sorusuna. Ama kalemi de tarif etmeye yetecek kadar güzel bir İngilizce seviyeniz var. Şöyle dediniz, bu bir kalemdir demek yerine. Bu yazı yazmaya yarayan bir nesnedir diyiverdiniz o anda heyecandan, sınav heyecanıyla. Burada yapay zeka sizin kalemi tarif ettiğinizi, bunun için çabaladığınızı anlıyor. Ve bunu ona göre yorumluyor. Burada kalem dediğinizi anladığından dolayı da eğer siz gramer ve pronunciation kurallarına uygun bir şekilde bunu ifade ettiyseniz arkadaşlar, 5 üzerinden 5 puan olmasa dahi, örnek veriyorum, 5 üzerinden 4 puan alabiliyorsunuz. Bu aslında yapay zekanın da size sağladığı bir avantaj. Yani krediniz daha fazla olabiliyor arkadaşlar yapay zekada. Hata yapma lüksünüz daha fazla diyebilirim yapay zekaya karşı açıkçası. Sınavın kısaca yapısına bakmak gerekirse şöyle, sınav introduction bölümüyle başlıyor. Introduction bölümü tahmin ettiğiniz gibi kendinizi tanıtmanızla alakalı, kendiniz hakkında birkaç cümle söylemenizi rica ediyoruz. Burada söyledikleriniz skorlanmıyor, puanlanmıyor. Burada tek amaç sesinizi yapay zeka sistemine tanımlamak. Sonrasında sınavın gerçek bölümü başlıyor. Speaking ve writing bölümleriyle. Speaking ve writing 75 dakika ile 1,5 saat aralığında süren bir bölüm. Sonrasında reading bölümü geliyor. Yarım saat ile 40 dakika aralığında da o sürüyor. Reading'i bitirdiğinizde dilerseniz 10 dakika molaya çıkabiliyorsunuz arkadaşlar. Ama dilemezseniz de bu mola hakkınızı kullanmayıp direkt reading'den sonra listening'e de geçebilirsiniz. Listening de 45 dakika ile 1 saat aralığında süren sınavın en kolay bölümüdür. Ve bilinçli olarak en kolay bölüm olduğundan dolayı bilinçli olarak en sona eklenmiştir. Çünkü bu gibi uzun soluklu 3 saatlik sınavlarda takdir edersiniz ki speaking gibi sınavın en son bölümünü, en zor bölümünü en sona koyduğunuzda aday yorgunluk baş gösteriyorsa veya dikkati dağılıyorsa maalesef gerçek performansını ortaya koyamayabilir speaking gibi zorlu bir bölümde ve bu da adaya hak etmediği puan kayıpları yaşatabilir. Bu sebepten bilinçli olarak listening sınavın en kolay bölümü olduğundan en sona eklenmiştir PT Akademik'te sınav yapısı olarak. Burada sizlerle bir örnek paylaşmak isterim. Sınavla alakalı az önce bahsettiğim gibi, çünkü aksandan dolayı puan kaybı olup olmadığı konusunda sorular gelebiliyor speaking bölümünde. Burada repeat sentence bölümünde sample question'da bir cümle veriliyor adaylara. Bu arada gerçekten sınavda çıkmış bir soru ve size dinleteceğim örnekte gerçekten sınava girmiş bir adayın verdiği bir cevap. Sample question'da dediğim gibi kısa bir cümle var adaydan tekrarlamasını istediğimiz. Önce onu dinleteyim ben size müsaadenizle. Most teaching staff make their lecture notes available online. Most teaching staff make their lecture notes available online. Cümlemiz bu. Bakalım B1 seviyesinde puan almış adayımız nasıl tekrarlamış bu cümleyi. Most teaching staff makes their lecture notes available online. Evet, yani adayımız B1 gibi adlı sayılır çoğu üniversite tarafından başvuruda kabul edilecek seviyede bir puan almış. Ve gördüğünüz gibi hani aksandan kaynaklı bir puan kaybı yok. Aksandan kaynaklı bir puan kaybı yaşasaydı çok daha düşük bir puan almış olacaktı açıkçası. PT'nin aslında en çok merak ettiğiniz konusuna gelelim. Şöyle ki dünyadaki kabul durumu. Ülkemizdeki kabul durumuna değinmiştim. Çok kısa tekrar etmek gerekirse Türkiye'deki üniversitelerin %98'i tarafından kabul edilmekte. İngilizce hazırlık sınıfına atlama, yüksek lisans, doktora, hatta akademisyenlik başvurularında. İngiltere'ye değinecek olursak az önce yine kısaca değindiğim PT UKVI sınavı. İngiltere'de Precessional ve Foundational School başvurularında ve graduate ve postgraduate gibi lisans ve üstü seviyelerde de kabul edilen, istisnasız tüm İngiltere'deki tüm eğitim kurumları tarafından kabul edilen dil sınavı PT UKVI. İrlanda'ya bakacak olursak İrlanda'daki bütün üniversiteler PT Akademi'yi istisnasız kabul etmekte. Kanada'da 200'ün üzerinde üniversite eğitim kurumu daha doğrusu. Bu da ortalama %91 oranına tekabül ediyor üniversitenin. Kanada'daki üniversitenin %91'i kısaca PT'yi kabul etmekte. Amerika'da dünyanın da en iyi üniversiteleri olarak bildiğimiz Harvard, Stanford gibi Cornell üniversiteleri dahil olmak üzere 2000'in üzerinde eğitim kurumu Amerika'da PT akademik sınav sonucunuzla
yapacağınız başvuruyu kabul ediyor. Avustralya ve Yeni Zelanda'ya değinecek olursak, durum tıpkı İngiltere'de olduğu gibi Avustralya ve Yeni Zelanda'da da tüm üniversiteler tarafından da kabul ediliyor. Tüm vize başvurularında da yine PT Akademik sonucu kabul edilmekte. Bu haritada paylaşılmamış birkaç detay daha belirtmem gerekirse, ülkemizde de öğrencilerin en çok başvuru yaptığı ülkelerden biri. Almanya'daki üniversitelerin %70'i, Almanya'nın önde gelen üniversitelerinden Münih Teknik Üniversitesi dahil olmak üzere üniversitelerin %70'i Almanya'da PT Akademik sınav sonucunu kabul etmekte. İtalya son dönemlerde çok revaçlı olmaya başladı tekrar. İtalya'da da yine İtalya'nın en iyi üniversiteleri, Politecnico di Torino gibi, Politecnico di Milano üniversiteleri dahil olmak üzere İtalya'da da üniversite kabulü tarafından %65 civarında, %65-%70 aralığında bir kabul durumumuz bulunuyor. Tabii bununla sınırlı değil kabul eden ülkeler. İşte İskandinavya'daki yani Finlandiya ve İsveç üniversitelerinin tamamı istisnasız kabul ediyor. Norveç üniversitelerin %95'i kabul ediyor. Yine pek çok tabii ülkede kabul eden üniversiteler mevcut. Full kabul listemizi dilerseniz sizlerle paylaşabiliriz. Dünyada üniversite kabul eden 3500 tane üniversitenin full listesini bizden istediğiniz takdirde bizimle iletişime geçerek memnuniyetle sizinle full listeyi paylaşırız. PT Akademi'nin şu anda Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ta toplam 12 tane merkezi bulunuyor. Bunlardan 5 tanesi İstanbul'da arkadaşlar. İstanbul'da Yıldız Teknik Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü, İstanbul Üniversitesi, Vezneciler Kampüsü, British Site ve PPC sınav merkezlerimiz yine Beşiktaş'ta ve İstanbul Anadolu yakasında Marmara Üniversitesi'nde sınav merkezimiz bulunuyor. Ankara'da Yıldırım Beyazıt ve British Site'da, İzmir'de 9 Eylül'de, Denizli'de Pamukkale Üniversitesi, Adana'da Alparslan Türkeş Bilim Teknoloji Üniversitesi, Erzurum'da Atatürk Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs'ta ODTÜ'nün Lefkoşa'daki binasında bulunmakta ve 13. sınav merkezimiz de önümüzdeki haftalarda, önümüzdeki aylarda veya Antalya'da Akdeniz Üniversitesi'nde açılıyor olacak 13. merkezimiz. Az önce bahsettiğim gibi, daha doğrusu en başta bahsettiğim gibi sınava hazırlanabileceğiniz pek çok kaynak var. Bunların tamamı online olarak temin edilebilmekte ve hepsi ücretli kaynaklar değil. Pek çok ücretsiz sınav hazırlık kaynağımız var arkadaşlar. Bunlardan da bir tanesi ve hatta en önemlisi sınav hazırlık kaynaklarından online sınav hazırlık kursumuz. Ekranda görmekte olduğunuz hocamız online sınav hazırlık kursuna kayıt olduğunuz takdirde, kendinize bir kullanıcı hesabı oluşturduğunuz takdirde sınavla alakalı bütün ipuçlarını ve stratejileri sizlerle paylaşıyor. Her bölümle alakalı ayrı ipuçları bölümü bulunuyor. Her sınavdaki soru tipiyle alakalı. Sonrasında size örnek sorular yöneltiyor ve örnek soruları cevaplamanızı istiyoruz sizden. Siz cevaplarınızı verdikten sonra bu defa bu soruların nasıl çözülmesi gerektiğiyle, hangi metotla çözülmesi gerektiğiyle alakalı yine tüm tüyoları, ipuçlarını hocamız sizinle paylaşıyor. Bu dersler tabii herkesin katılabilmesi için açıkçası online değil, canlı değil daha doğrusu. Direkt banttan kayıtlı dersler. Tabii bu arada YouTube kanallarımız mevcut. E2 PT Akademik gibi, Pearson Turkey YouTube Channel gibi. Sınavdaki 20 bölümle alakalı 20'şer tane videolar hazırlıyoruz. E2 PT Akademik biraz daha detaylı olarak her bölümü ele alıyor. Pearson Turkey biraz daha özet versiyonu. Her bölümü 2'şer 3'er dakikalık sadece bölümdeki sorunun sizden ne istediğini içeren anlatımlar içeriyor. Bizlere ulaşırsanız bu kaynakların web linklerini memnuniyetle sizlerle paylaşabiliriz. Tabii ki basılı yayınlarımız mevcut sınav hazırlık kaynaklarımız arasında. Bireysel hazırlanmaya yönelik uygun kitaplarımız Official Guide to PT Akademik. Bu kitap slide'da gördüğünüz sol tarafta lacivert kaplı kitap. Bu kitapta sınavla alakalı yine stratejiler, ipuçları bulunuyor. Bir diğeri de yine sol tarafta yeşil kapaklı kitap Practice Test Plus kitabı. Adından da tahmin edeceğiniz üzere sınava yönelik pek çok egzersiz yapmanızı sağlayan, sınavda çıkmış soruları içeren önemli kapsamlı bir kitap diyebilirim. Sınava yönelik hazırlanabileceğiniz ücretli hazırlık kaynaklarından biri de skorlanabilen deneme sınavı. $36 gibi bir ücreti var. Bunun da sebebi gerçek sınavla birebir aynı olup siz sınavı bitirdikten sonra gerçek sınavı skorlayan yapay zeka sisteminin de bu deneme sınavını skorluyor olması. Bu sayede hem bir sınav tecrübesi kazanmış oluyorsunuz hem de gerçek sınava girmeden önce alabileceğiniz yaklaşık puanı görmüş oluyorsunuz arkadaşlar. Tabii deneme sınavını sınav merkezinde almak gibi bir gereklilik yok.
Dilediğiniz zaman evinizde, işinizde, okulunuzda, kütüphanenizde, nerede, ne zaman arzu ederseniz alabilirsiniz. Buna tabii ödeme yapmak istemeyen arkadaşlarımız olabilir, çok da bu arkadaşlarımızı düşünerek biz bunun offline versiyonunu ürettik. Offline deneme sınavını hiçbir ücret ödemeden kendi bilgisayarınıza indirebiliyorsunuz ve en önemli özelliği gerçek sınavla birebir aynı içerikte, aynı formatta, aynı soru sayısında bir deneme sınavı. Offline deneme sınavı tabii çevrim dışı bir sınav olduğu için tahmin edeceğiniz gibi skorlama yapamıyor verdiğiniz yanıtları, puanlayamıyor. Ama en azından cevap anahtarıyla birlikte indirebiliyorsunuz bu deneme sınavını ve bu sayede verdiğiniz yanıtları cevap anahtarındaki yanıtlarla karşılaştırabiliyorsunuz. Telefon aplikasyonu aslında benim en pratik bulduğum, en istikrarlı sınava hazırlanmayı sağlayacak, benim bu kendi düşüncem açıkçası, şahsi düşüncem, hazırlık kaynağı bana göre. Çünkü hepinizin takdir ettiği üzere telefonlarımız her zaman bütün gün elimizin altında. En kolay ulaşabileceğimiz elektronik sahibi olduğumuz aletler belki. Bu sayede de biraz daha sınava telefonlar üzerinden hazırlanmakta uygun olabiliyor. PTA Academic Official Practice telefon aplikasyonumuzun ismi. Hem iOS tabanlı hem Android tabanlı telefonlara ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz. Yapay zeka tarafından yönetilen bir aplikasyon. Bu sayede size verimli şekilde çalışmanızı sağlayacak roadmap'ler, yani çalışma yolları, sınav hazırlık yolları önerebiliyor. Daha verimli bir şekilde sınava hazırlanmanızı sağlıyor. PT Academic Altları Türkiye bizim Instagram hesabımız arkadaşlar. Instagram hesabımızı özellikle ben sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü Instagram'ı biz oldukça faal kullanan bir ekibiz. PT Academic Türkiye ekibi olarak. Zaman zaman düzenlediğimiz kampanyalar olabiliyor. Zaman zaman çekilişlerimiz olabiliyor. Ve hatta en önemlisi yine zaman zaman öğrenci eğitimlerimiz olabiliyor ve ücretsiz yapıyoruz bunu. Bunlardan hatta bir tanesi de 12 Temmuz'da başlıyor. 12 Temmuz ile 15 Temmuz arası 4 gün boyunca direkt olarak sadece PT Akademik sınav tekniklerini anlatacak hocamız. Bunun gibi duyuruları PT Akademik Altları Türkiye hesabımızdan paylaşabiliyoruz. Sınava yönelik pek çok yenilikleri veya sınavla alakalı düzenlediğimiz etkinlikleri buradan takip edebilirsiniz diyerek ben müsaadenizle paylaşımımı durduruyorum arkadaşlar. Evet. Diyerek sunumumu tamamladım. Çok teşekkür ederim. Bir yandan zannedersem gelen sorularımız vardı. En baştan sona doğru gidelim. Şeyda Hanım'dan bir soru gelmiş. PT sınavında soru çeşidi çok fazla. Şöyle Şeyda Hanım, aslında 20 tipte soru var. Ve tabii her İngilizce dil sınavının aslında kendine has özellikleri var. Her sınavın, işte TOEFL'ın da, IELTS'in de, PT'nin de soru tipleri birbirinden farklı. Bazıları tabii ister istemez doğal olarak birbirine benzeyi olabilir. Hani sonuçta okuma, dinleme, konuşma, yazma üzerine kurulu sınavlar bunlar. 20 farklı tipte sorular var. Yani burada bunları tek tek ele almaya kalkıştığımızda açıkçası hani en az böyle 5-6 saate ihtiyacımız olacaktır. En az yani 5 saate ihtiyacımız olacaktır. Bu bağlamda da zaten biz bunu düşünerek bir eğitim planladık. En son bahsettiğim eğitim Şeyda Hanım, PT Akademik Sınav Teknikleri Eğitimi. Instagram'dan girerek ulaşabilirsiniz kayıt linkine. Herhangi bir ücret ödemenize gerek kalmadan bu eğitime kayıt olabilirsiniz. 12 Temmuz ile 15 Temmuz arasında olacak. Her gün speaking ile başlayacak. Her gün bir bölüm, 12'sinde speaking, sınav teknikleri, her bir soru tipi ele alınacak orada Şeyda Hanım. Sonra listening, 13'ünde, 14'ünde writing olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. 15'inde de reading bölümünün her sorusu ele alınacak ve her soruda nasıl yüksek puan alabilirsiniz, ne yaparsanız yüksek puan alabilirsiniz. Bunlar sizinle paylaşılıyor olacak. PT Akademik eğitmenimiz tarafından Adam Hoca gerçekleştiriyor olacak ki Adam Hoca da zaten PT Akademik konusunda bu konuya vakıf Türkiye'deki en önemli birkaç öğretmenimizden biri. Ben çok faydalı bir eğitim
olacağını düşünüyorum açıkçası. Birincisini yapmıştık, oldukça zaten katılanlar tarafından beğenildi ve hatta Instagram'da yorum yapılan katılımcılarımız da oldu bu sayede puanlarını, PT Akademik puanlarını yükselttiklerine dair. Umarım katılabilirsiniz. Vaktiniz uyarsa bahsetmiş olduğunuz, talep etmiş olduğunuz konular çok detaylı şekilde bu konudaki en profesyonel kişilerden biri tarafından, Edim Hoca tarafından paylaşılıyor olacak Şeyda Hanım. Sema Hanım'ın sorusuna gelecek olursak, yaş sınırını sormuş Sema Hanım. Bu gibi sınavlarda 16 yaş sınırı bulunuyor Sema Hanım. 18 yaş altından küçük katılımcılarımız katılacak olursa, sınava kayıt olacak olursa veli izin durumu oluyor. Yani çok ufak bir detay farkı var normal sınav standart kaydından. 16 yaşından büyükseniz kısaca sınava kayıt olmanızda hiçbir sakınca yok. Fatma Hanım'ın sorusunu tekrar cevaplayayım. Sunumda bahsetmiştim çok kısa. Aslında PT'nin en önemli özelliklerinden biri zaman kazandırması. Sınav seanslarına 24 saat kalana kadar kayıt olabiliyorsunuz Fatma Hanım. Diyelim ki yarın akşam 7'de bir sınav oturumu yakaladınız ve acilen sınava girmeniz gerekiyor. Yarın akşam 7'deki mesela sınava kayıt olabilirsiniz şu anda. Ceyda Hanım, ayda kaç kez yapılıyor Türkiye'de demiş. Şöyle, Türkiye'de ortalama bir rakam vermek gerekirse haftada 55-60 tane farklı sınav oturumu düzenleniyor. Yani ortalama 220 ile 250 arasında sınav oturumu düzenleniyor Ceyda Hanım ve tabii takdir edersiniz ki taleple doğru orantılı olarak bu sınav oturumlarının çoğu İstanbul, Ankara'da ve İzmir'de düzenlenmekte. Düzenlendiği ile göre değişiyor sınav sıklığı. İstanbul'da haftanın her günü, Ankara'da haftada 6 gün, İzmir'de haftada 2 veya 3 gün ama talep olduğu dönemlerde İzmir'de bu sınav sayısını arttırabiliyoruz. Adana'da haftada 1 gün, Erzurum'da haftada 2 gün diye gidiyor detaylar. Dilerseniz dediğim gibi birazdan chat bölümünden iletişim bilgilerimizi paylaşacağım. Oradan da yine daha detaylı sınava girmeyi planladığınız bir merkez varsa merkezin de kaç sınav düzenlediğini sizinle paylaşıyor oluruz bize eğer ulaşırsanız mail veya telefon veya Instagram DM yoluyla. Sınav sonucu ne kadar sürede belli oluyor demiş Sema Hanım. Ortalama 30 saat içerisinde sınav sonucu açıklanmakta Sema Hanım. Zaten bu anlamda yapay zeka ile skorlamanın en önemli avantajlarından biri. Diğer sınavlara göre kıyaslayacak olursak ciddi anlamda önemli bir vakit kazandırımı sağlıyor. Fatma Hanım'ın sorusu, yapay zeka tarafında bir yanılma payı olabilir mi? %100 doğru sonuç diyebiliyor muyuz? Aslında çok güzel bir soru. Şöyle Fatma Hanım, çok teknik içeriğine girmeden şöyle söyleyebilirim. Tüm sınavların tutarlıkları kıyaslandığında, karşılaştırıldığında en yüksek tutarlık katsayısına sahip sınav PT Akademik diyebilirim. Bu resmi bir veri bu arada. Hani bu bizim Pearson PT Akademik olarak kendi öngörümüz veya kendi savunmamız değil. Bu resmi bir araştırma sonucu oluşturulmuş bir veri. Şöyle %100 doğru sonuç olmuyor. %97 tutarlılığa sahip olan bir sınav. Ancak tabii hani ekstra bir durum olduğunda beklediğiniz sınav sonucunuzu alamazsanız her sınavda olduğu gibi sınav sonucunuza itiraz etme hakkınız bulunmakta Fatma Hanım ama %97 tutarlılık katsayısıyla kendi alanında en yüksek tutarlılığa sahip İngilizce proficiency sınavı PT Akademik diyebilirim rahatlıkla. Kesin datalarla bahsederek detayına tabii burada giremem ama bu şekilde kesin bir bilgi paylaşabilirim. Örnek cümleyi zannedersem az önce dinlettiğim örneği örnekten bahsediyorsunuz Kübra Hanım. Repeat sentence bölümünde evet bir defa dinleniyor. Sonrasında duyduğunuzu tekrar ediyorsunuz. Zeliha Hanım'ın sorusu, kaynakları buraya da yazar mısınız? Şöyle yapalım arzu ederseniz Zeliha Hanım. Ben birazdan chat bölümünden kendi iletişim bilgim dahil, e-mail adresim dahil hem de ekibimizin e-mail adresi ve telefonu dahil tüm bilgilerimizi paylaşacağım. Buradan bize ulaşıp kaynakları veya talep ederseniz veya farklı az önce paylaştığım gibi işte sınav hazırlık sınıfını atlama puanları veya CFR denklik tablosu gibi talepleriniz de olursa bize bu kanallar aracılığıyla iletirseniz memnuniyetle yanıtlıyor oluruz. Dediğim gibi birazdan paylaşacağım Zeliha Hanım iletişim bilgilerinizi. Bize yazarsanız memnuniyetle kaynakların linklerini
Oralardan da paylaşıyor oluruz. PT sınavına Eda Hanım'ın sorusu. Girmenizle alakalı herhangi bir sınır bulunmuyor Eda Hanım. Her dilediğiniz kadar sınava girme hakkınız bulunuyor. Tabii her sınav kaydında ücreti mukabilinde, ücret ödeme kaydıyla kısacası. Sadece şöyle bir güvenlik kuralı var. Sınavınıza girdikten sonra 5 gün kuralı vardır. Bu bir güvenlik kuralı. Sonrasında 5 gün beklemeniz gerekiyor yeni sınav kaydı oluşturmak için. Sınava girdiniz, 5 gün sonra yeni sınava kayıt olabilirsiniz. Sınav geçerlik süresi Zeliha Hanım 2 sene. Tüm bu sınavlarda zaten geçerlik süresi aynıdır, ortaktır. IELTS'de, TOEFL'da da, PT'de de kabul 2 senedir. Bekir Bey'in sorusu, listening dinlemelerde tekrar var mı yoksa tek sefer mi? Az önce gelen sorulardandı. Tek sefer oluyor Bekir Bey. İkinci defa dinlenmiyor. Direkt dinleyip tekrar ediyorsunuz duyduğunuzu. Zannedersem şu anda sorular bu kadar. Ben hemen soruları tamamlamışken fırsattan istifade chat bölümünden hemen paylaşıyorum arkadaşlar. İletişim bilgilerimi, bilgilerimize hem ekibimin hem benim kendi e-mail adresim, telefon numaramız, Instagram hesabımız. Bu arada chat bölümünden de soru var mı diye bakıyorum. Kaçırdım. Erman Bey'in bir sorusu varmış burada. PT sınavı IELTS ile ortak yanları var mı? Yani IELTS ile sınav yapısı anlamında ortak yanlarını soruyorsanız tabii ki hani sonuçta 4 ana bölüm inceleniyor. Hani okuma, dinleme, konuşma, yazma benzer soru tipleri bulunuyor ama hani bunları tek tek şu anda hem vakti aşmamak adına hem de hani daha detaylı, daha doğru bir kişiden dinleyebilmeniz adına Erman Bey sizi PT Akademik Sınav Teknikleri dersine kayıt olmanızı öneririm. Az önce de bahsettim. Şimdi tekrar bahsetmek isterim. Çünkü açıkçası çok önemli ve böyle bir sınava ihtiyacı olan, girmeyi planlayan adaylar için önemli bir fırsat. Çünkü ücretsiz olarak düzenliyoruz bunu ve PT sınavını teknikleriyle sınavının genel haricinde sizin sınavdan yüksek puan almanızı sağlayacak olan şey sınavın tekniği. Sınavın tekniğini bilmeniz. Sınavın teknikleriyle anlatacak kişi ve Türkiye'de bunu en iyi bilen insanlardan biri Adam Hoca anlatacak. O sebepten PT Akademik Altıre Türkiye Instagram hesabımız, direkt sayfamızda zaten profil sayfamızda kayıt linki var Erman Bey. Oradan Adam Hoca'nın derslerine kayıt olmanızı öneririm. 12 Temmuz'da başlayacak. 12, 13, 14, 15 Temmuz'da her gün birer buçuk saat civarında derslerimiz olacak Edim Hoca'yla. Dilan Hanım az önce bahsettiğim gibi Instagram'da profil sayfamızda kayıt linki mevcut. Direkt oradan Instagram hesabımıza girerek oradan kayıt olabilirsiniz. Herhangi bir ücret yok. Direkt olarak kayıt olabiliyorsunuz. Sorular bölümünden başka gelen soru zannediyorum yok. Chat bölümünden kaçırdığım bir soru var mı? Bakıyorum, zannedersem yok. Vakit ayırdığınız için, ilginiz için çok teşekkür ederim tüm katılımcı arkadaşlarımıza. Bu arada ben teşekkür ederim Selima Hanım. Sizlerle IFT Talks'ta bir arada olmak benim için de çok değerli, çok da verimli bir session olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çok sağ olun. Son olarak bitirmeden o zaman Erman Bey'in de son sorusunu cevaplayayım. Sonrasında iletişim bilgilerim aracılığıyla bizimle iletişime geçin arkadaşlar. Memnuniyetle yanıtlıyor olurum. Instagram'dan, telefon veya e-mail'den. Yüksek lisans için hangi ülkelerde geçerli? Ağırlıklı olarak İngilizcenin ana dil olarak konuşulduğu ülkelerde İngiltere, Amerika, Kanada, Avustralya, İrlanda üniversitelerinde kabul ediliyor ama yine ülkemizdeki öğrencilerin de yoğunlukla talep gösterebildiği Almanya'daki üniversitelerin %70'inde, İtalya üniversitelerinin %65'inde, İskandinavya'da Finlandiya, İsveç üniversitelerinin tamamı, Norveç üniversitelerinin %95'i kabul ediyor. Dilerseniz farklı detaylar merak ediyorsanız yine üniversite kabulüyle alakalı Erman Bey, bize iletişim bilgilerimiz üzerinden ulaşın. Full kabul listesini, 3500 tane yaşayan üniversite listesini, PT kabul eden üniversitelerden bu listeyi memnuniyetle sizlerle paylaşırız diyerek
Ben bugünkü artık sunumumu ve soru yanıtlama işini müsaadenizle tamamlıyorum. Çok sağ olun, çok teşekkürler dinlediğiniz için, ilginiz için tekrar teşekkür ederim. Evet, biz de çok teşekkür ederiz Fatih Bey. Çok güzel sunum yaptınız. Yine soruları da detaylı bir şekilde cevapladığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok önemli bir sunum oldu. Katılımcılarımıza da teşekkür ederiz. Eğer PT Akademik Sınavı ile ilgili diğer sorularınız varsa yine Fatih Bey'in paylaşmış olduğu iletişim adreslerinden ulaşabilirsiniz. Herkese iyi hafta sonları diliyoruz. Tekrar çok teşekkürler Fatih Bey. Sizi IFT Talks'ta aramak çok güzeldi. Sağ olun. Benim için de ayrı bir mutluluktu. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Çok sağ olun dinlediğiniz için. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sağ olun.